Herkese merhaba. Evet, Sanat Kulübü öğrencilerim için güzel, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Evet, ortaokul 5. sınıf öğrencilerim için Sanat Kulübü dersimizde güzel, keyifli bir çalışma planladık. Şimdi onun nasıl yapıldığını, tekniklerini hep beraber göreceğiz. Şimdi bunun için biliyorsunuz dikiş dikmek, nakış, kanaviçe tarzı işlemeler genelde kumaşlar üzerine olur ama biz biraz daha farklıdan başlayacağız. Tuval üzerine yapacağız. Evet, ihtiyacımız olan küçük bir tuval. Tabii sizler isterseniz daha büyük bir tuval üzerine de yapabilirsiniz. O zaman daha basit, daha kolay bir yöntem olarak küçükten başlayabiliriz. Şimdi ben tuvalimin üzerine boyadım. Boyamadan da yapabilirsiniz. Ya da daha soyut boyamalar, rengarenk boyamalar da yapabilirsiniz. Ya da daha koyu bir ton boyayarak yapabilirsiniz. Ancak koyu bir ton seçtiğinizde açık renk ip kullanacağız. Daha açık tonlarsa daha koyu iplerde yine tercih edebiliriz. Şimdi ben bunun üzerine soyut bir portre seçtim. Daha basit, çabuk bitebilecek ama bu örnekleri rahatça gösterebileceğim bir örnek seçtim video için. Sizler yine beğendiğiniz resimleri, herhangi semboller, artık neyi tercih ediyorsanız onları buraya yapabilirsiniz. Bunu buraya direkt kendiniz kalemle de çizerek yapabilirsiniz ya da bir resim var, çok beğendiniz, onu yapmak istiyorsunuz ama buraya çizim konusunda biraz tedirginsiniz, yanlış yaparım kaygısıyla. O noktada çıktı alabilirsiniz ya da evde çıktı alma şansınız yoksa şu yöntemi de kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz resmi bilgisayarınızı bulup kaydediyorsunuz, ekrandan açıyorsunuz ve herhangi bir A4, çok kalın olduğu zaman görünemeyebilir, A4 kağıdınızı ekranın üzerine tutarak bir transfer, yani geçirme işlemi yapabilirsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi bu arada dikiş işlemine geçmeden önce şöyle normal çok ince olan dikiş iğnelerinden bir tık kalın diyebilirim buna. Daha kalın bir ip ve iğne daha rahat işlememizi sağlayacaktır. Aynı şekilde de yine normal dikiş iplerinden yine bir tık kalın. Aslında bunlar etamin ve kaneviçe ipleri olarak da geçiyor. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer bunları yoksa normal dikiş ipleri setleri var. O dikiş iplerinden de rahatlıkla yine bu çalışmayı yapabilirsiniz. Sadece dikiş ipleri daha ince olduğu için iki kat dikim işlemi çok daha güzel bir görsel oluşturacaktır. Şimdi ben çalışmamı şu şekilde tuvalimin üzerine yerleştiriyorum. Ve kağıdın üzerinden delme işlemi yapacağım tuvalime. Bunu neden yapacağım? Dikiş işlemini yaparken daha kolay gidebilmek için. Aslında bu delme işlemini yapmadan da yapılabilir. Ama bu daha kolay ve daha rahat dikmenizi sağlayacaktır. Çizgiden başlıyorum. Ve yine kullandığım iğneyle çok küçük aralıklar bırakarak delme işlemi yapıyorum. Ve bunu resmin bütününde uyguluyorum. Hatta şöyle şu kadar kısmını da şöyle göstereyim. Evet. Şimdi ben bu bütün modelimi delme işlemini bitirdikten sonra dikme işlemine geçeceğim. Evet. Benim delme işlemim bitti. Evet, bu şekilde. Bu arada iğneyle delmek zor olursa böyle bir rapiyeden de yardım alabilirsiniz. Şimdi delme işlemimiz tamam. Resmimize karar verdik. Her şey tamam. Gelelim en keyifli kısmına. Dikiş kısmı. Şimdi İstediğiniz renk, istediğiniz resim, her şeyi kendi istediğiniz gibi yapmakta özgürsünüz. Ben bu çalışma için mor rengi seçtim. Şimdi ipimi iğneme geçireceğim.
Bu çalışma özellikle çocuklarda, hatta yeni başlayacak olan yetişkinlerde de, yani ciddi anlamda hem dikkat geliştiricisi, hem çözüm becerinizi çok güzel geliştirecek, odaklanmayı çok güzel güçlendirecek, aynı zamanda inanılmaz bir ruh olarak da rahatlama, meditasyon bile diyebiliriz buna. Şimdi ben ipimi geçirdim. Belirli bir uzunlukta, çok uzun tutmayacağım. Yaparken zor olmasın diye belirli bir uzunlukta yapıyorum. Sizler dilerseniz çift kat da olabilir ama biz şu an yöntem ve teknik olarak öğrencilerim için ben şu an tek kat üzerinden gideceğim. Bu kısmı, ipin son kısmını düğüm atıyoruz. Şimdi ben böyle elimde kıvırma işlemi yaparak düğüm atıyorum ama sizler zorlanırsanız normal bağlama şeklinde de düğümünü atabilirsiniz. Evet. Düğüm atmamızın sebebi neden? Dikiş dikmeye başladığımızda tekrar sökülmemesi için. Böyle. Şimdi dikiş dikmek için şöyle. Önce arkadan başlayacağım. Direkt önden değil. Çünkü ne yapmıştık? Burayı düğüm atmıştık. Bunun arka kısmında kalmasını istiyorum çünkü. Ve arka kısımdan ilk açtığım delikten içeri doğru takıyorum. Ve ipimi çekerken her defasında kontrol ediyorum ki çünkü burada düğümlenme olmasın. Şimdi burada zaten delme işlemi yaptığımız için aslında bize yönü çok güzel burada kolaylık sağlayarak gösteriyor. Tekrar ikinci deliğe takıyorum. Alttan çekiyorum. Şu şekilde. Tekrar altta yine dediğim gibi delikler bize yardımcı olacak. Ben burada iki türlü dikişi göstereceğim. Bir tanesi şu. Arasında boşluk bırakarak, yani ilkini hatta öyle yapalım. Her defasında ipimi çekiyorum. Çünkü ip daha pamuklu bir şey olduğu için tuvalden geçerken topaklanıyor. Şöyle. Bir alttan bir üstten dikiş işlemine devam ediyorum. İlk başlarken arada boşluk kalmasını istediğim için bir yöntem böyle bıraktım. Ya da şunu da yapabiliriz. Tekrar şuradan yukarısı için göstereceğim. İğnemi takıyorum tekrar yine. Diyelim ki dikme işlemine başladık. Ama şu aradaki boşlukları istemiyorsunuz. Yani bütün bir işleme istiyorsanız eğer ne yapacağım o zaman? Devam ederken tekrar atlayarak değil, bir gerideki, şöyle yaklaştırayım. Bir gerideki diktiğim yerin tekrar içine iğnemi batırarak şu şekilde devam edeceğim. Sonra tekrar iğnemi bir üstteki deliğe batırıyorum. Evet. Şu an kaldırarak yaptığım için tekrar batırdım. Sonra bir geride kalan yine onun üzerine batırarak dikme işlemine devam ediyorum. Yani sırasıyla bu şekilde boşluk bırakarak da yapabilirsiniz böyle. Ya da bir arkaya atlayarak bütünleştirerek de yine devam edebilirsiniz. Devam edelim. Evet, benim dikiş işlemim bitti.
Son ilmeği de atıyorum. Arkası böyle. Ve bu ön kısmı. Şimdi arkasına ipimin çözülmemesi için iğnemi ortadan geçirerek arka kısmı düğüm atıyorum. Bir tane daha. Evet. Hop. Çalışmam hazır. Evet, dikişin dışında da yine resmin içerisine farklı kalemleri, boyaları da dahil edebilirsiniz. Evet, hatta şöyle dudak içine, iplerimin arasına şöyle boyayla bir müdahale ediyorum. Benim çalışmam bitti. Canlarım, güzel öğrencilerim benim. Sizlerden de güzel çalışmalarınızı bekliyorum. 2020'nin sonlarına doğru yeni bir yıla yaklaşırken çok daha güzel, sağlıklı, huzurlu bir yıl bizim için geçer umarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.